Merhaba, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere bir Anadolu kültürünü ve bu Anadolu kültürüne ilişkin bir hikayeyi anlatmaya çalışacağım. Kahvehaneler çayın ve kahvenin yanı sıra meşrubatın ikram edildiği, servis edildiği, çeşitli vergi ürünlerinin servis edildiği, oyunların oynandığı, masa oyunlarının oynandığı ve çeşitli sohbetlerin yapıldığı, çeşitli etkinliklerin yapıldığı mekanlar. Genel olarak içki ikram edilmez ama alkol içecekler kısmen verilir. Anadolu'da kahvehaneler çok önemli bir yer tutar. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren ki kahvenin Habeşistan'dan Yemen'e, oradan da Anadolu'ya gelişi bu tarihe rastlar, bu yüzyıla rastlar. Evet, 16. yüzyıldan itibaren kahveler Anadolu'da çok önemli bir yer tutmaya başlar. Kahveler sadece kahvenin içildiği, çayın içildiği, oyunların oynandığı mekanlar değil. Aynı zamanda çeşitli sanatsal etkinliklerin, edebi ve sanatsal etkinliklerin yapıldığı mekanlar. Karagöz'ün oynandığı, Hacıvet Karagöz'ün oynandığı ve oda içi seyirlik oyunlarının oynandığı mekanlar. Evet, kahvehaneler siyasi, edebi ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra birçok oluşumun da doğuşuna zemin hazırlar. Toplumsal olayların, yardımlaşmanın, dayanışmanın bir mahallede ya da bir köyde yapılacak köyün yolundan tutun da bir mahalledeki yoksul bir kişiye yapılacak yardım kararlarının alındığı mekanlardır aynı zamanda. Anadolu'da kahvehaneler çeşitli isimlerle anılırlar. Sosyal ve sınıfsal ve mesleki gruplara göre kahvehaneler isimler alırlar. Örneğin köylü kahvehanesi, amele kahvehanesi, kır kahvesi, balıkçı kahvehanesi gibi, garipler kahvehanesi gibi isimler alır. Bu isimlerin yanı sıra bir de Yalancı Şahitler Kahvehanesi gibi oldukça ironik bir kahve vardır. Hikaye bu ya, Sultanahmet Adliyesi'nin karşısında bir yalancı kahvehanesi varmış. Mahkemede şahide ihtiyacı olan bir kişi bu kahveye girer ve önüne çıkan ilk kişiye hadi mahkemeye gidiyoruz der. Yolda konuşurlar, ne konuşacaklarını, ne söyleyeceklerini. Yalancı şahit sorar, abi davanın konusu nedir der. Adam der ki bir alacak verecek meselesi. Yalancı şahit hemen atılır. O pezevenk borcunu hala ödemedi mi abi der. Adam iç geçirir, derin bir nefes çeker. Ya kardeşim sus der. Yani bilmeden etmeden konuşma. Verecek benim vereceğim, borç benim borcum der. Yalancı şahit hemen atılır. Abi borcunu ödedin ya, kaç gün ödeyeceksin abi der. Evet, bir Anadolu kültürünü, kahvehaneleri size kısaca anlatmaya çalıştım. Hikaye için görüntü yönetmeni dostum Haluk Ertuğrul'a çok teşekkürler. YouTube kurallarını hatırlatmayacağım veda ederken. Siz uygun bulursanız ne yapacağınızı bulursunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın, sağlıcakla kalın, sağlıcakla.